Evet, kök ve gövde, kelimede de yapıyla ilgili, sözcük de yapıyla ilgili iki terim birbirlerine çok girerler ve aslında bildiğimiz halde bu terimlere hakim olmadığımız için cevaplandıramadığımız sorular oluyor. O netleri asla oralarda bırakmayalım, söküp alalım. Ne yapacağız? Kök ve gövdeyi önce bir tanımlayacağız. Nedir kök? Bir kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Böyle anlatılır ama şuna hiç dikkat edilmez. Anlamlı en küçük parçanın kelimenin tamamıyla da bir anlam bağının olması lazım. Kelebek sözcüğünün kökü asla kel olmamalı. Kelle kelebek arasında bir anlam bağı Yok çünkü. Dolayısıyla kelebek sözcüğünün tamamı ne alacaksın? Kök alacaksın. Peki kökün ne olduğunu anladık diyelim. Kökü bulmakta, tespit etmekte sorun yaşıyorsak o ayrı bir mesele. Onu şimdilik bir kenarda tutalım. Biz kökle gövde arasındaki farkı konuşacağız ya. Bir kelime hiç ek almamışsa ya da bir kelime sadece çekim eki almışsa biz ona kök halinde ya da kök özelliğini koruyor diyebiliyoruz. Tamam mı? ne eki almışsa alacaksa çekim eki alacak o kadar. Yapım eki alma şansı yok. Peki gövde nedir? Bir kelime kökünün en az bir tane yapım eki alması o kelimeyi artık kök olmaktan çıkarır. Bu kelime kök özelliğini koruyamadı ve neye dönüştü? Gövdeye dönüştü deriz. Haliyle aslında buradan şu da çıkar. Bir kelimenin kök olarak kullanılması ya da sadece çekim eki alıp kök özelliğini koruması demek kelimenin yapıcı basit olması demek ama gövde haline gelmesi için yapım eki alacak ya yapım eki alması da kelimenin yapacağını olması demek zaten türemiş olması demek hangisinde türemiş bir kelime vardır demiyorlar artık Biraz daha kulaklarını çınlattıracaklar ya. Ne diyorlar? Hangisinde altı çizili kelime gövdeden türemiş bir kelimedir ya da gövde özelliği kazanmıştır falan gibi sorabiliyorlar. Ne yapacağız o halde? Bir kelime kök halinde mi yoksa gövde olabilmiş mi? Bunu bu örnekler üzerinde bir konuşacağız. Mesela şurada masada sözcüğünde bir tane çekim eki var. O halde bu kelime için rahatlıkla kök özelliğini koruyor diyebilirim. Yani kök üzerine bir çekim eki almış ama henüz gövde olmayı başaramamış. Şuradaki radyo sözcüğü hiçbir ek almamış üzerine. Haliyle buna da kök bir, kök özelliğini koruyan bir kelime diyebiliriz. Oysa öğrenciler sözcüğü öyle değil. Öğrenmekten öğrenci dediğimde şurada bir yapım eki var. Haliyle bu yapım eki nedeniyle bu sözcüğün tamamı için artık rahatlıkla arkasından ne eki aldığının önemi kalmıyor. Bir yapım eki dahi alsa biz bu kelimeyi artık gövde diyebiliyoruz. Örneğin şuradaki büyük sözcüğü büyümekten büyük şeklinde kullanılmış aldığı yapım ekiyle bunun da rahatlıkla bir gövde olduğu söylenebilir diyelim. Demek ki belirleyici olan şey ne? Bir sözcü kök olmaktan çıkarıp onu gövde yapan şey ne? Yapım eki. Bunu unutmayalım. Bir yapım eki bile bu kelimenin kaderiyle oynayabiliyor. Sözcüklerin kökleri, aldıkları yapım ekleri, çekim ekleri ya da bunlarla ilgili birçok ayrıntı var. Daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsan lütfen gel oynatma listelerine. O kadar güzel anlattım ki onları orada. Bunların hepsinden tek tek sen de mutlaka faydalı. Kolay gelsin.